Cehennem nasıl bir yerdir? Cehennem neden var? Kimler cehenneme girecek? Cehennem azabı nasıl olacak? Bütün bu soruların cevabı videomuzda. Yüce Allah'a isyan etmelerinden ötürü ilahi azaba müstahak olanların gireceği yerdir cehennem. Kıyamet koptuktan sonra cehennem bulunduğu yerden mahşer yerine getirilecektir. Hidayet güneşinden kaçarak küfrün karanlığında kalmayı tercih eden bedbahtlar onunla cezalandırılacaktır. Rabbimiz cehennemle ilgili şöyle buyuruyor: O gün cehennem getirilir. İnsan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ne faydası var? Peygamber Efendimiz bu hakikati hatırlatmak hem de cehennemin büyüklük ve dehşetine dikkat çekmek için şöyle buyuruyor: Hesap gününde cehennem getirilir. Cehennemin 70 bin dizgini ve her bir dizgini çeken 70 bin melek vardır. Cehennem neden var? Günahkar kimseler cehennemde cezalarını çektikten sonra oradan çıkarılırlar. Fakat iman etmeyenler cehenneme girdiğinde artık onlar için ebedi bir azap vardır. İşte bu gerçeği Efendimiz şöyle beyan ediyorlar: Cennet ehli cennete, cehennem ehli de cehenneme girdiği zaman bir münadi aralarında ayağa kalkarak, "Ey ateş ehli, artık ölüm yok. Ey cennet ehli, artık ölüm yok. Bundan sonra ebediyet vardır." diye nida eder. Cehennem, ahirette kafirlerin sonsuz, Müslümanlardan günahkar olanların da günahları kadar kalıp azap görecekleri yerdir. Bütün peygamberler cehennem azabını haber vermişlerdir. İnanmayanları cehennemle ikaz etmişlerdir. Bu dünyada gönderilen peygamberlere inanmayanlara, emredilenleri yapmayanlara ceza olarak Yüce Allah tarafından cehennem hazırlanmıştır. Cehennem sonsuzdur. Dünyada Yüce Allah'ı, onun emir ve yasaklarını kabul etmeyenler cehennemde sonsuz azap içinde kalacaklardır. İşte bunlara hiçbir surette kurtuluş yoktur. İman ile ölenlerden, günahları şefaat ve ihsan ile affedilmeyenler de cehenneme girecektir. Günahları kadar burada kaldıktan sonra cehennemden çıkartılarak temiz bir halde cennete sokulacaklardır. Cehennem ve oradaki azabın nasıl olduğu bu dünyada herkes tarafından tam anlaşılamaz. Bu husus ancak ahirette anlaşılacaktır. İslam dininin bildirdiği hususiyetleriyle bazı açıklamalar yapılabiliyor. Müminlere mükafat ve nimet için hazırlanmış cennet, kafirlere de azap için hazırlanmış olan cehennem vardır. Her ikisini de Yüce Allah yoktan var etmiştir. Kıyametle her şey yok edilip tekrar yaratıldıktan sonra ebedi olarak varlıkta kalacaklar ve hiç yok olmayacaklardır. Cennette olduğu gibi cehennemde de melekler vardır. İşte cehennem meleklerine zebani denilir. Bu melekler cehennemde emrolunan vazifelerini yaparlar. Cehennem ateşi bunlara zarar vermez. En büyüğünün adı da Malik'tir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de kendisine inanmayanlar ve günahkarlar için hazırladığı cehennem hakkında haber vermektedir. Ayet-i Kerime'de mealen buyrulur ki, kafir olanlara gelince, onlara cehennem ateşi vardır. Öldürülmezler ki ölsünler. Üzerlerinden cehennemin azabı hafifletilmez. İşte Allah'ı ve nimetlerini inkar eden her nankörü böyle cezalandırırız. O kafirler cehenneme şöyle derler: Ey Rabbimiz, bizleri çıkar, yapa geldiklerimizden başka salih bir amel yapalım. Allah onlara şöyle buyurur:
size düşünecek kimsenin düşüneceği kadar ömür vermedik mi? Hem size peygamber de geldi. O halde ateşin azabını tadın. Çünkü zalimleri Allah'ın azabından kurtaracak yoktur. Fatır Suresi 36-37. Cehennemde azap göreceklerin azabı çeşitlidir. Ateşle olduğu gibi zemherir denilen yerlerinde çok şiddetli soğuklukta olacaktır. Bazı kimseler bir ateşe daldırılır ve arkasından soğuğa daldırılarak azap edilir. Cehennem 7 tabakadır. Birinci tabaka en hafiftir. Fakat dünya ateşinden 70 kat daha şiddetlidir. Adı cehennemdir. Burada Müslümanlardan bir kısmı yanıp günahlarından temizleneceklerdir. Cehennemin ikinci tabakası daha şiddetlidir. Adı sairdir. Üçüncü tabakası daha şiddetli olup adı sakardır. Dördüncü tabakanın adı cahimdir. Hutame denilen beşincisi, altıncı tabakasının adı lazidir. Cehennemin yedinci tabakası en dibi, en şiddetli tabakası olup adı haviyedir. Bu yedi tabakanın isimlerinin sırası bazı dini kaynaklarda başka türlü yazılır. Muhakkak olan şudur ki cehennem vardır ve sonsuzdur. Yedi tabakası vardır. İnanmayanlar burada sonsuz olarak azap çekeceklerdir. Cehennem hakkında Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Cehennemde deve boynu gibi yılanlar vardır. Öyle zehir akıtırlar ki harareti 40 yıllık yoldan alınır. Yine orada öyle akrepler vardır ki her biri birer katır gibidir. Onların da akıttığı zehrin harareti 40 yıllık mesafeden alınır. Ey Müslüman topluluğu! Allah Teala'nın size teşvik ettiği şeye rağbet ediniz ve onun yasak ettiklerinden kaçınınız. Allah-u Teala'nın korkuttuğu şeylerden korkunuz. Onun cezasından, azabından, cehenneminden korkunuz. Şu bulunduğunuz dünyada onun ateşinden bir damla kıvılcım bulunmuş olsa bu dünyayı sizler için yaşanmaz hale getirir. Cehennem ehli 5 kısımdır. 1. Aklını kendisini yanlışlardan korumak için kullanmayan zayıf iradeli insan. 2. Tamahkarlığını belli etmeyen hain kimse. Böylesi hangi kapıyı çalsa mülakaa ihanet eder. 3. Sabah akşam her fırsatta malın ve ehlin hususunda seni aldatan kimse. 4. Cimri ve yalancı. 5. Kötü ahlaklı, çirkin, kaba sözlü kimse. Cehennemle ilgili Rabbimiz şöyle buyuruyor. Cehennem, yakıtı insanlar ve taşlar olan bir ateştir. Bakara 24. Orası ne kötü bir döşektir. Ali İmran 12. Küfre karşılık olarak azap edilen yerdir. Ali İmran 106. Kafirlerin derilerinin pişirildiği yerdir. Nisa 56. Azabı çetin ve sürekli olan yerdir. Taha 127. İrinli su içirilen fakat yutulamayan yerdir. İbrahim 16-17. İnim inim inlenilen ve bir şey işitilmeyen yerdir. Enbiya 100. Ateşten elbiselerin olduğu yerdir. Hac 19. Kaynar su ile karınların ve derilerin eritildiği yerdir. Hac 20. Azabı ve cezası azaltılmayan yerdir. Fatır 36. Kur'an-ı Kerim'de cehennem ehlinin çekeceği azap ve yiyecekler hakkında bir takım izahlarda bulunulur. Nasıl ağırlanmak için bu nimetler mi, yoksa zakkum ağacı mı? Biz onu zalimler için bir fitne, sınama vesilesi veya azap kıldık. O cehennemin dibinde çıkan bir ağaçtır. Tomurcukları şeytanların başları gibidir.
Onlar ondan yiyecekler ve karınları onunla dolacaktır. Sonra onların bunun üzerine kaynar su karıştırmış bir içkileri vardır. Yedikleri zakkum boğazlarını yakar. Yanan boğazlarını dindirmek için içecek bir şey ararlar. Ama kaynar su katılmış kusuntu ve irinden başka içecek bulamazlar. Ayetlerimiz inkar edenleri yakında bir ateşe sokacağız. Öyle ki dirileri piştikçe azabı tatsınlar diye onlara başka deriler vereceğiz. Şüphesiz Allah daima üstün ve hikmet sahibidir. Nisa 56. Cehennemde cezalar işlenen suçlar cinsinden olacaktır. Dilleriyle suç işleyenlerin dillerine, elleriyle günah işleyenlerin cezaları ise ellerine tatbik edilecektir. Kimin nereye gideceği, hangi katta olacağı ve orada ne kadar kalacağını bilen sadece Yüce Allah'tır. Ama bir gerçek vardır ki, iman edip salih amel işleyenler için orada asla korku olmayacaktır.